Merhaba arkadaşlar. Benim bugün size sunacağım filmim Arkadaş filmidir. Arkadaş yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini ve başrol oyunculuğunu Yılmaz Güney'in yaptığı 1974 yılı yapımı bir Türk filmidir. Öncelikle biraz Güney'den bahsetmek isterim sizlere. Güney 1 Nisan 1937 tarihinde Adana Yüreğir'de dünyaya gelmiştir. Yılmaz Güney'in gerçek adı ise Yılmaz Pütün'dür. 1937 yılında köylü bir ailenin iki çocuğundan bir olarak dünyaya gelmiştir. Kendisi Adana'da büyümüş ve Adana'da birçok filmede konu olmuştur. Üniversite okumak için İstanbul'a gitmiş Atıf Yılmaz ile tanışmıştır. Bu süreçte bir yandan hikayeler yazmış, daha sonra Atıf Yılmaz'ın desteğiyle de sinema çalışmalarına başlamıştır. Yılmaz Güney 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik isimli filmlerin hem senaryosunu yazmış hem de bu filmlerde rol almıştır. Karaca olanın kara sevdasında da yönetmen yardımcılığı yaptı. Yeni Ufuklar ve 13 gibi dergilere de öyküler yazan Yılmaz Güney, 1961 yılında 1,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Bu dönemde de çirkin krallığa kabın alan oyuncu 1974'te cezaevinden çıktı. Başka bir olaydan 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına tekrar çarptırıldı. 9 Ekim 1981 tarihinde Isparta Yara Açık cezaevinden yurt dışına firar etti. Yaşamını ise Fransa'da sürdürdü. Cezaevinden Güney adlı bir sanat kültür dergisi çıkardı. Yolun kurgusunu tekrar yaptı ve Cannes Film Festivali'nde de ödül aldı. Güney, ilk resmi eşi Nebahat Çehre ile 1966'da bir birlikteliğe başladı ve 1968'de çift tekrar boşandı. İkinci evliliği ise 1970'ten ölümüne değin Fatoş Güney ile olmuştur. Doğan çocuklarına Yılmaz adını vermişlerdir. 1963-66 yıllarında Birten Ünal'dan ise Elif adlı bir kızı vardır. Son yıllarını Paris'te geçiren Güney, mide kanseri hastalığı nedeniyle 9 Eylül 1984 tarihinde 47 yaşında yaşamını yitirmiştir. Mezarı ise Paris'tedir. Filmimize dönecek olursak, filmde öğrencilik yıllarından tanışan iki arkadaşın yıllardan sonra karşılaşmasını anlatıyor. Cemil zengin olmuş, bir kıyı kentinde bir kadınla evlenmiştir. Azem ise arkadaşının çarpık yaşantısını anlatmaya çalışır. Bu sırada ise Cemil'in eşinin kardeşi Melike Azem'e aşık olur. Filmin sonunda Cemil gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Filmin sonunda Cemil'in kime ateş ettiği gösterilmemiştir. Hikayede Yılmaz Güney'in arkadaşıyla gönderme yaptığı yozlaşmış toplumsal yapıdır. Toplumsal yapıyı sadece eleştirmez, alternatifi de Azem'in yaşam tarzıyla anlatır. Azem, çocukluktan itibaren birlikte büyüdüğü arkadaşı Cemil'i ziyarete gider. Küçüklüğünden beri hep zengin olmak isteyen Cemil, bunu başararak zengin bir muhite yerleşmiş, rahat bir yaşam sürmeye başlamış ve üretmek yerine tüketmeye başlamış bir kişi olarak gösterilirken, Azem'in ise hala ideallerine bağlı kaldığı vurgulanır. Arkadaşının zenginliği ve yaşadığı hayat karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Azem karakteri, yönetmenin hapisten çıktıktan sonra yaşadığı şaşkınlığı temsil ediyor diyebiliriz. Yılmaz Güney, iki yıldan fazla bir süre yattığı hapisten çıkar çıkmaz, kendilerini halka öncülük edecek bir üst konuma yerleştirdiği için halktan uzaklaşan, halktan uzaklaştıkça değişen, değiştikçe de çürüyen çevresini, kıyasıya eleştirerek halka biçim verilecek bir kitle olarak görmek yerine arkadaş olarak kabul etmek gerektiği iddiasıyla arkadaş filmini çekmiştir düşüncesindeyim ben. O dönemde solcuların birbirine arkadaş diye hitap ettikleri bilindiğine göre ben halka eğitirim, en azından denerim diyen Yılmaz Güney arkadaşlarının belki de ihanet derecesinde değişmesi karşısında böyle bir film yapmak zorunda kaldığı ve komünizmin korkulacak bir şey olmadığını halka anlatma gayreti içerisinde olduğu görülebiliyor. Akşam evine dönen evli bir adam eğer kapısında bir yoldaşın şapkasını görürse içeridekileri rahatsız etmemek için eve girmez inancını kitlelerin dilinden düşürmediği bir dönemde Yılmaz Güney Burjuvazi'nin silahıyla Burjuvazi'yi vurmayı denese de ne yazık ki bunu hayli yüzeysel ve ilkel bir biçimde yapıyor. Bu filmden kısa bir süre sonra çekilen ve senaryosunu yazdığı Bir Gün Mutlaka filminde de yer alan ve süreklilik arz ettiği görülen Burcu Bazi'nin karılarına paylaştığı temasının ilkel bir bakış açısıyla işlenmiş olması her iki filmin kalitesini hayli aşağılara çekmiştir. Komünistler kadın ortaklığını getirmek istiyor sloganı kadar tam zıttı olan Burjuvazi kadınlarını paylaşıyor sloganı da kadınlık onurunu ayaklar altına alan yakışıksız, çirkin ve kabul edilemez bir ifadedir. Tahakkümün ortadan kaldırılması ve insanın yeryüzündeki acısını azaltması için mücadele etmek yerine yetişkinlerin yatak odasını konu edinmek bir başka sömürü biçiminin görmezden gelinmesinden başka bir şey değildir. Film, Burjuvazi'nin kadınlarla ilgili söylemini aşağılık bularak eleştirmeyi görev edinirken, aslında aynı yöntemi izlediğinden, içine düştüğü çıkmazdan kurtularak nitelikli bir eleştiri getirmenin hayli uzağına düşüyor. Cemil, ahlakı düşkünlük içinde gösterilirken, köyde yaşayan abisi metrelerce derinlikten su çıkartan, kendi imkanlarıyla evin elektrik getiren ve üreten bir kimse olarak gösteriliyor. Burada kendisi de bir köylü olmasına karşın para kazanınca bey olmuş ancak beyliğine yakıştıramadığı geçmişini unutmaya ve yok saymaya başlayan Cemil, geçmişinden uzaklaştıkça topraktan sökülen bir ağaç gibi canlılığını yitirmeye ve çürümeye başladığının farkında değildir. Çok para kazansa da çalışmak zorunda olan Cemil, para kazanmaya başlayınca ideallerinden vazgeçen ve en yakınlarından başlayarak halkının sömürüsünü unutarak küçük burcu veya dönüşen eski bir arkadaştır. Bu arkadaşın temsil ettiği düşünce günümüzde halkın cahil, kaba, kısa bacaklı gören, onların tercihlerini değersiz sayan, onu demokrasiden anlamaz bir dağdaki çoban olarak gören, iyi eğitimli, üst orta sınıf ve profesyonel kesimlerin, kısaca küçük burjuvazinin ideolojisi haline gelmektedir. Yılmaz Güney, günümüzde ülkenin zengin kesimlerinin kimlere oy verdiğini ve bunların sanki tarifeli bir gibi devrimin gelmesi beklediğini görseydi ne düşünürdü acaba? Uyuyan, yani aklını kullanmayan, üretmeyen, rahat yaşayan, zenginleştikçe de nadir bilgi kaynaklarına parayla erişebildiği için bilgili gözüken ve halkını aşağılamayı çağdaşlık sayan kitle, Yılmaz Güney'in eleştirdiği kitlenin ta kendisidir. Arkadaşının evinde kalmaya başlayan Nazem, gördüklerinden rahatsızlık duyar. Bu insanların yozlaştıklarını Kendileri üretmedikleri gibi üretenlerin emek gücünü sömürdüklerini, ülke gerçeklerinden habersiz sahte bir hayat sürdüklerini düşünür ve geçmişten gelen sevgi nedeniyle oraya yakıştıramadığı arkadaşına yardım etmek ister. Karın kangren olmuş bir kol. Bu kolu kesmezsen öleceksin. Seni köyüne götüreceğim, unuttuğun köyüne. Belki eski cemile hatırlar, aradaki pisliği görür ve kendine gelirsin der. Necibe'nin Cemil'i zehirleyen en önemli etken olduğunu bir kez daha vurgulanırken Güney arkadaşının yaşadığı yer olan kıyı kenti şöyle tanımlıyor. Kıyı kent, deniz ve güneş kenti. Yolları asfalt. Evlerin her biri başka ülkede yapılıp buraya konmuş gibi. Bunlar geniş balkonlu, geniş salonlu evler. Hizmetçili, bahçıvanlı evler yokun yok olduğu evler. Zaten burada yokluğun anlamı bile bilinmiyor. Kentin giriş kapısından içeri girmesi yasaklanmış gibi. Besili, güzel elbiseli çocuklar, binbir çeşitli oyuncaklar, şen, tasasız çığlıklarıyla kentin yollarını, plajını doldurmuşlar. Bir de durmadan bir şeyler yiyor bu çocuklar. Durmadan bir şeyler içiyorlar. Ana babaları kumar oynarken, denize girerken, köpeklerini severken bu çocuklar durmadan bir şeyler yiyorlar. Kıyı kentte sofralar zengindir. Güneşin yaktığı, denizin pahalı içkilerini serinlettiği bedenler şehvetle karışık bir iştahla otururlar sofralara. Kumar ve cinsel oyunların yıprattığı bedenlerin bol kaloriye, proteine ihtiyacı vardır. Kıyı kentte yaşayanlar bunu çok iyi bilir dinsel bir törene hazırlanır gibi hazırlandılar yemeğe. Balıkların çeşidi öyle boldur ki seçim için biraz güçlük çekerler. Et en güzel onların sofralarında pişer. Büyük kahkahalar atarak çatal ve bıçaklarla saldırırlar yemeğe. Oysa yedikleri fabrikalarında çalışan emekçilerin nafakasıdır. Yedikleri köprü atlarında yatan çocukların namusudur yedikleri iyi ve güzel şeylere inananların beyinleridir. Şehvetli bir iştah ile tüketirler aydınlık ve umutlu her şeyi. Şehirliler, çalışmayan, üretmeyen, çirkin hayatlar süren ve ahlaksız insanlar gösterilirken köylülerin üreten, saf ve temiz insanların olduğu ısrarla vurgulanır. Burada şehirli ve köylüden çok üretenle üretmeyen, sömürülenle sömüren ezilenle ezen ayrımı yapıldığı düşünülebilir. Azem bütün yozlaşmışlığına karşın arkadaşını kurtarmak isterken şehri ve şehirde yaşayanları üretim araçlarının kontrolünü elinde tutarak emekçiyi sömürenleri kurtarmak için çaba göstermez. Burada büyük bir çelişi görülür. Çünkü kimlerin kurtarılmaya layık olup olmadığının nasıl ve kim tarafından belirleneceği sorusuna net bir yanıt verilmez. Karısı güzel olanlar karımı öpebilirler. Ödeşmesi kolay olur çünkü. Baldızı güzel olanlar da baldızımı öpebilir. Karısı güzel olanlara karımı öptürüyorum. Ben de onların karılarını öpüyorum. Nasıl iyi mi? Sözlerini burcu vasaflarına girmeye çalışan bir emekçinin yani Cemil'in ağzından dökülmesi eleştirilirken genel evde geçirdiği zamanı görmezden gelinmesi filmde yer alan çarpıklıklardan biridir. Çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği ve sevdiği arkadaşının birdenbire değişmiş olması için bir sapma veya bir kırılma gereklidir. Cemil hayallerini gerçekleştirip zengin olduğuna ve bunu Azem de bildiğine göre bu denli şaşırması garip değil mi? Daha karşılaştıkları ilk andan itibaren yükün artmış diye eleştirirken bunu düşmanlığa vardırmaz ve eğlenmek için genel eve gitmesi karşısında yumruk atmayı aklına getirmezken arkadaşını aldattığına şahit olduğu Necibe'ye tokat atma hakkını kendinde gören Azem Cemil'den çok karısı Necibe'ye niçin düşmandır? Birbirlerini ilk kez görmelerinden Azem'in düğünlerine gitmediği anlaşılır. Belki ilk andan itibaren bu evliliği onaylamamış Belki hapiste olduğu için düğüne gidememiş. Belki de Cemil herkesten kaçarak gizlice evlenmiştir. Bilinmez. Komünist öğreti Burjuvazi'yi tarihteki tek devrimci sınıf ilan etmiş ve kapitalizmi zorunlu bir aşama olarak görmüştür. Oysaki Yılmaz Güney'in ahlaki çöküntü içerisinde gösterdiği Burjuvazi'nin tarihte zorunlu bir aşama olarak değil bir sapma görüldüğü anlaşılmaktadır. Necibe Burjuvazi'yi temsil ediyor olmalıdır. Yoksa atılan tokadın hesabını soracağız denilmesi anlamsız olacaktır. Hesabını soracağım değil, soracağız denilmesi bu görüşün sonucu olmalıdır. İki arkadaş köyde bulundukları sırada bazı turistlerin gülerek fotoğraf çektiğini görürler. Cemil kendisinin bile gitmediği bir köye turistlerin gelmesi ve fotoğraf çekmesine bir anlam veremezken Azem öfkeyle sefaretlerinin fotoğraflarını çektiklerini söyleyerek biz sefaletimize mani olacağız. Bir gün gelecek bunlar bizim sefaletimizin resmini çekemeyecekler der. Her zaman olduğu gibi günümüzde de halkın sefalet ve cehaletini kendilerinin ne kadar entelektüel, ne kadar çağdaş ve ne kadar batılı gözükeceğine katkı sağlayacağını bilen alçakların kendi çıkarlarını vatanın menfaatinden üstün gördükleri unutulmamalıdır. Burada Cemil, halkın derdine çağrı olmak, acılarına son vermek ve sömürüyü yok etmek için değil, bunu başkalarının görmemesi için çalışan, batıya karşı kötü yönlerini kapatmak isteyen ve ülkenin ne kadar batılı olduğunu göstermek için çırpınan kesimi temsil ederken, bir vatansever olan Azem, halkın yanında durmaktan, utanmayanları temsil ediyor. Finalde bir silah sesi duyulur. Bilinmez ki belki kendime karşı silah taşıyorum diyen Cemil intihar etmiştir ya da karısını öldürmüştür. Gösterilmez ve seyircinin hayal gücüne bırakılır. Azem bunu umursamaz. Hatta memnunlukla gülümser. Çünkü tam o esnada halka arkadaş edinme çabasının meyve vermeye başladığı görülür. Böylece çürümüş bir arkadaşlık biterken yeni bir arkadaşlık başlar. Kültür endüstrisi kitlelerin kendisine sunulan ürünleri denetleme ve belirleme olanağının bulunmadığı ticari ve endüstriyel kurumlar tarafından seri olarak üretilen ve dağıtılan kültürdür. Kürküne zarar vermeden tilki avlamanın en iyi yolu üzerine kan sürülmüş bir bıçağın ağzı yukarı gelecek şekilde sapının toprağa gömülmesiyle yapılır. Birav yöntemi olarak bundan daha acımasız ve alçakça bir yöntem duymadığımı söylemeliyim. Özellikle kış aylarında karnı aç ve bitkin olan hayvan bıçağın üzerindeki kanı yalarken bir süre sonra dilinin kesildiğini ve yaladığı kanın kendi kanı olduğunu bilmeden iştahla yemeye devam eder. Kan kaybından ölünce de postu güzelce çıkarılır. Televizyon bu bıçakların en büyüğüdür. Günümüzde yapılan sanat ve bilim tam olarak bu amaca hizmet eder. Filmde eksiklikler çoktur. Bazı anlatımlarda kadın düşmanla yapılırken erkek egemen bakış açısıyla erkeğe serbest olan kadına yasaktır gibi çarpıklıklar yer alır. Gerek sansürün varlığı gerekse sinemanın egemen sınıfların elinde olmasından dolayı filmlerde yanlışlıklar çarpıklıklar olacağını önceden kabul ederek dünyaya bakışını olaylara yaklaşımını ve insan ilişkilerinin ele alışını tam olarak anlatamadığını ve anlatamayacağını ifade eden Yılmaz Güney, arkadaş filmiyle anlatmak istediklerini en azından halka sezdirebilmiş diyebiliriz. Yılmaz Güney, İstanbul'a döndüğünde arkadaşın galası yapılacaktır. Ama dönemez. Onsuz düzenlenen etkinlikte konuşurken gözyaşlarını tutamayan Atilla Dorsay, 100 yılın 100 Türk filmi kitabındaki... İlgili makalesinde şunlar yazar. Arkadaş, duyarlı bir sanatçının benimsediği ideolojiyi ve onun çevresindeki tarihin diyalektik akışına adanan özel bir filmdir. O diyalektik düşünce, o ideoloji ve o sinema geleneği günümüze çok yara almış, Hatta tüketime, zevke ve yüzeyselliğe tapar hale gelmiş. Çağdaş dünyamızdan silinip gitmiş gözükebilir. Ama tarihin çok uzun soluğu içinde yeniden canlanabilir der.